çevre kirliliği de her sabah gündeme alıp mutlaka farkındalık uyandırmak istediğimiz hususlardan başlıcası. Kıyısındaki yeşil köpükler korkuttu, göle girmek yasaklandı. Gölden alınan numuneler incelenmesi için İstanbul'daki laboratuvarlara gönderildi. Konyaaltı sahilinde ise denize girenlerin vücuduna zifte benzer siyah bir madde yapıştı. Çocuğun haline bak ya. Şuna bak. Kollarını göster bakalım. Tamam, ağlamana gerek yok babacığım, ağlamana gerek yok. Havalar ısındı, denizlerden, göllerden kirlilik haberleri peş peşe geldi. Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denize girenlerin üzerine zifti anımsatan siyah bir madde yapıştı. Aynı maddenin Belek ve Lara sahillerinde de görüldüğü belirtildi. Sebebi henüz bilinemiyor. Her yer zift. Türkiye'nin 5. büyük gölünde ise siyanobakteri yoğunluğunda artış yaşandığı belirtildi. İznik Gölü'nde mavi yeşil algler olarak bilinen siyanobakteri tabakası göl yüzeyini kapladı. Yeşile boyanan göle İl Halk Sağlığı Müdürlüğü yüzmeyi geçici olarak yasaklayan uyarı tabelaları astı. Bölge halkı her yıl benzer durumların yaşandığını ancak bu yıl her zamankinden daha fazla olduğunu dile getirdi. Bu bizim yüzme noktamız ve bu suyun sodalı su kendini onaracağını düşünüyorum. Dün daha yoğundu. Dün kıyı komple köpükle kaplıydı. Çok büyük köpükler vardı kıyıda. Turizmin önde gelen şehirlerinde ise çevre haftası kapsamında kıyı temizliği etkinlikleri yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi marinada dalış ekipleriyle deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Pek çoğu insan kaynaklı olan atıkların çıkarıldığı denizden alışveriş arabası hatta sandalye bile çıktı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde belediye öncülüğünde yapılan temizlikte denizden çıkarılan atıklar sanat eserine dönüştürüldü. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ve Sebahat Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi ortaklığıyla yapılan Büyük Deniz Çöpleri Anıtı Duba Plajı'nda sergilenmeye başladı. Çökertmede ise hem kıyıda hem denizin içinde temizlik vardı. Milas ve Bodrum Belediye ekipleriyle öğrenciler ortak çalışmayla denizden ve kıyıdan yüzlerce kilo çöp topladı. Sadece deniz dibinden 180 kilo atık bir günde çıkarıldı. Çevre haftası kapsamında yapılan etkinliklerde denizlerimizin temizlik ihtiyacı bir kez daha gözler önüne serildi.